Arkadaşlar iyi akşamlar. Bitlis'teki helikopter kazası sonucu bildiğiniz gibi hepimizin maalesef şehitlerimiz var. Dolayısıyla yani bu akşam hepinizin affını sığınarak çok futbol konuşmak istemiyorum. Soru da almak istemiyorum. Şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerin verdiği demeçlerle ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin zamanı geldiği zaman birkaç kişi cevabını vereceğiz. Keza bugünle ilgili de maç esnasında ve maçtan sonra olan bazı olaylar var. Bunların hepsine cevabımız olacak. Ama dediğim gibi bu akşam hepimizin, ulusumuzun başı sağ olsun. Şehit askerlerimizin ailelerinin başları sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Bu akşamlık konuşacaklarımız bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. Bugün soru almayacağız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet Sayın Selahattin Baki, hem Ankara Gücü Galatasaray maçından sonraki Galatasaray Kanadyadan açıklamalarına hem de bugünkü maça ilişkin konulara, hani günün, yaşadığımız ortamın ve bu büyük acının neticesinde girmek istemediklerini söyledi. Hani takdir edilesi bir durum. Biz görevimiz gereği bu programları, bu konuşmaları yapmak durumundayız ama elbette çok büyük bir acı yaşıyoruz. Programın başında da dediğimiz gibi. Şimdi Gürcan sende kalmıştık. Nihayetinde Fenerbahçe taraftarının, bakıyorum o kadar çok mesaj geliyor ki bana. Yani sosyal medyada... Abi ne oldu? O kadar çok mesaj geliyor. Şimdi bu takım 3 gün önce Trabzon'u geldi. O aynı mesajları atanlar. Oldu, şöyle peki, oldu, böyle oldu. 3 gün önce Fenerbahçe'nin Trabzon'u yenen futboluyla 3 gün sonra Antalya Spor'a takılan futbolu arasında böyle bir fark olunca öyle fark, insanların bunu ama söylemesi doğal yok. Değil mi? Öyle fark ya, yok. Bence yok de mu? Öyle bir fark öyle yok. Biraz fark önce yok. Konuşmuş olduğum Reha Hoca'nın başlangıcı da oydu. Yani Fenerbahçe'yi Trabzonspor maçında doğru yorumlamak gerekiyordu genel oyunu. Farklı oyun ikisi. İkisi Antalya çok farklı oyun. Trabzonspor çok farklı oynadı. Belki sezonun en etkisiz oyununu oynadı Trabzonspor. Yani tabii ki burada bireysel beceriyle çok oyuncusu olunca Fenerbahçe o oyunun öyle görünmesi bana göre çok normal. Yani ama bugünkü oyun çok ayrı bir oyun. Bugünkü oyun çok daha farklı bir oyun. Yani ikisinin arasında çok büyük farklılıklar var. Ya da beklentileri karşılayan ve beklentileri karşılamayan bir rakip oyun var bir defa. Farklı bir kere oyun anlayışı niye var? Rakibin sağ içindeki formasyonu, tamam, dizilişi ve ama, evet, taktik alım anlayışıyla hocam, ilgili. Bakın futbol sever gözüyle konuşalım. Yani o gün beklentilerini karşıladı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin oyunu. Fenerbahçelilerin beklentisini karşıladı. Oyun ve skor olarak. Bugün karşıladı diyebiliyor muyuz? Şimdi tabela da... Buradan o çıkıyor da o yüzden. Karşılamadığı çıkıyor. Dediğin doğru. Bugün için diyemezsin. Fenerbahçe kazansaydı yani yine tatbik etmezdi. Fenerbahçe sonunda siz sağ golü atsaydı yine derdik çünkü ki... Çünkü onu soruyor insanlar. Abi, biz abi, yani abi, şeye gelemiyoruz. Enler, insanlar Trabzon'un kazandıktan sonra Galatasaray dün kaybetmiş. Bugün galibiyet bekliyor. Fenerbahçe i̇şte onu söylemeye çalışıyor. Fenerbahçe takımından. Süper de top oynasaydı bugün Fenerbahçe ki... 16 kere denemiş. Mesela santraforları tartışılıyordu burada. Ben şeyleri taktırıyordum. Samatta'nın kaleyi tutan şutu var. Cisse'nin var. Tiam'ın var. Yani Fenerbahçe bu maçta rol verdiği 3 santraforda kaleyi bulmuşlar. Ama Reha hocam sen miydin? Kalite problemi var diyordun. Evet. Yani o noktaya gelince. Şimdi Mesut'un bu maçta takımda neresi var diyor. Geliyordu şimdi sesçi arkadaş da oradan. Dedikoz bize bizim Neşat geldi. Eyvah. Neşat'la da karşılaşma şanssızlığına uğradım orada kafada. Bayağı bir o zaman sıkıntılı geldi. Sen o yüzden böylesin. Selam olsun. Şişirdi beni, mahvetti ya. Bütün söyleyeceklerim gitti. O yüzden oyun geneline baktığımız zaman zaten onda bir bile değil. Fenerbahçe'nin kaleyi tutan şutlardaki gol oranı. Onda biri bile değil. %9,5. Şimdi teknik adamı üstünden eleştirdiğiniz zaman sizler de teknik adamlık yaptınız. Ben bir teknik adamı şu gözle bakıyorum. Tabii ki hepimizin ayrı fikri vardır. Rakibe ne kadar pozisyon vermiş, kendi takımı ne kadar çok pozisyona girmiş. O denge için. Bugün en büyük asetiniz değil mi? Mesut Özil boş kaleye atamadı ya. Boş kaleye atamadı yani.
Yani çok güzel bir laf var ama yani, sen böyle deyince işin diğer tarafı boş da var. Kale değildi. Yani o da boş sen kale değil. Fırtınaya yakalandığında yani kolay fırtınaya nasıl uğraştığına yap- değil. Tamam. Sahile, limana yanaştırıp yanaşmadığına öyle bakıyorlar. Mi, öyle mi diyorsun? Sezon sonunda limana yanaşır tamam. mı? Öyle ona mi, bakıyor insanlar. Öyle mi diyorsun? Kaç puanı var Fenerbahçe'nin? 55. Lider Galatasaray'ın kaç var? 57. 57. İkinci Beşiktaş'ın. İşte sezon sonunda bakacağız. Ya Gürcan esas sorun puan sorunu değil. Sen gelmeden önce mesela asbel kadar dile getirdik hepimiz. Dördümüz de dile evet. getirdik. Neyi dedik? Fenerbahçe'nin puan olarak şampiyonluk yarışına yine var. Sıkıntı yok. Sonuna kadar olacak. Ama Fenerbahçe'den hala bir oyun yok. Hala lig bitiyor. Erol Hoca'nın dokunuşu yok. Sezon başı şöyle bir şey söylemiştik. Mehmet çok güzel açtı bu konuyu. Yani Fenerbahçe'de kadro derinliği çok iyi. Çok farklı 11'ler çıkar. Evet. Ama şunu da o programlarda var. Orada mutlaka içeride vardır rejide. Dedik ki Erol Bulut hem kendi geleceğini hem de Fenerbahçe'nin seviyesini inşa edecek. Hem bu sene evet. hem de ileriki senelerde iyi bir kadro var. Kadro derinliği. Bunu Erol Bulut kullanacak. Ama bugüne kadar sen Fenerbahçe ön alan baskısı yapamayan doğaçlama bireysel oyunlarla ne oynadığı saha içinde işte topu rakibe bırakarak hadi bir maç oldu. Diğer takımlar da yaptı ama bir maç iki maç olur. Ama totaline bakıyorsun ya 20-22 hafta böyle oynuyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Geriye düştüğün maçlarda işte 0-1'i oynayamazsın. O zaman doğaçlama bireysel oyunlar devreye girer. İkinci yarı bakma. Antalyaspor 4 tane gol kaçırdı. Evet. Fenerbahçe de kaçırdı. Az önce söyledim. Duello'ya döndü. Şimdi bir büyük takım şampiyonluk yarışına giderken bir inme kazanıyor. Trabzonspor gibi çok önemli. Abdullah Hoca geldikten sonra oyunu gelişmiş. Yukarıya ivmelenmiş bir takıma karşı galip geliyorsun. Şimdi bu maçın pardonu olmaz. Pardon olursa nasıl olur biliyor musun bak? Müthiş oynar. O son bölümde evet goller kaçırdı ama gol de verdi. Fenerbahçe galip de gelebilirdi. Mağlup da olabilirdi. Böyle oyun dengesi büyük takımda yani sağ içinde olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Hocam yani. Ya onun dedikleriniz doğru görünen şeyler zaten ama şu matematik var. Fenerbahçe'nin yani görünmüyor değil. Kısa bir şey söyleyeyim. Niye Erol Hoca bunu geliştirmedi? Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyonlar yediği pozisyonlardan önceydi. Yani orada bir tanesini gol yapsan, skor alsan eline. Mesela direkten dönen top girdi içeri. Bofene çarptı, korneri tamam. gitmedi, içeri gitti. Çok, gelebilir mi Antalya çok takımı oraya? Çok güzel. Antalyaspor Gökdeniz geçti. Zalai çıkart. Tamam. Çıkartamadı. Vurdu, 2-0 yaptı. Tamam. Onu da sayarsın. Bak şimdi. Abi say tabii. Bak, yani şey, Mesut attı 1-1 oldu. Gökdeniz orada birebir yakalanır mı? Yakalar mı yani? Hayır bak şimdi Fenerbahçe... oyuncularla oyun riski alarak şimdi öyle bir oyun oynuyor ki doğaçlama 8 tane forvet oyuncusu at içeri hepsini sırayla bastır oyna. Bu ara pozisyon da vereceği Allah'ın emri. Pozisyon da veriyor. Rakip atamıyor. Bu zaman ne devreye giriyor? Fenerbahçe onları at. Evet. Fenerbahçe onları atsaydı galip gelir. Orada bir sıkıntı yok. Ama bu kadar oyun gel gitti. Dengesizliği büyük takım. Şampiyonluğa giden bir takım yaşamaz sahip. Sorun orada zaten. Hamdi ama Hocam bir şey söylüyordu. Zaten bunun genellemesinde bu problem var. Yani sen dedin ya bu iş bugünün pardonu yok. Bugünün pardonu zaten Fenerbahçe